Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Pişirme yok, fırın yok, ocak yok. 5-10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir atıştırmalık tarifi. Tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 1,5 paket bisküvi kullandım. Robotta un haline gelene kadar çekelim. Dilerseniz yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Evet, bir miktar kavrulmuş fındık ekliyorum. 125 gram eritilmiş tereyağını azar azar ekledim. Evet, fındık kreması ekliyorum. Bisküviler toparlanana kadar fındık kremasını ekleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir hamur haline getirdim. Şöyle küçük parçalar kopartarak silindir haline getiriyorum. Evet, tüm hamurumu aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hepsini hazırladım. Biraz dolaba kaldırarak dinlendiriyorum. Üzerini kaplamak için sütlü ve bitter çikolataya ihtiyacımız var. Şöyle kiloluk olarak alıyorum. Şöyle birer kare hepsinden keserek hazırlıyorum. Sütlü olanı daha fazla kullandım. Çikolataları doğrayarak geniş bir kasenin içine alıyorum. Benmaryo usulü eritmeye bırakalım. Evet, çikolatalarımız eriyene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi eridi. Hemen ocak üzerinden alıyorum. Buzdolabında dinlendirdiğimiz bisküvili ikramlığımızı çikolata ile kaplayalım ve tekrardan kağıt üzerine alalım. Hepsini çikolata ile kaplamaya devam edelim. Daha sonra buzdolabına kaldırarak çikolataları donana kadar buzdolabın alt tarafında dinlenmeye bırakalım. Evet, hepsini hazırladım. Kalan çikolatayı da buzdolabı poşetine aldım. Üzerine şeritler halinde sıkıyorum. Ve tekrardan buzdolabına kaldırarak üzerindeki çikolataların donana kadar bekliyorum. Evet, kağıttan çıkartıyorum. Tekrardan çikolataya batırıyorum. Daha sonra fıstığı bulayarak iki kenarını fıstıklıyorum.
Dilerseniz Antep fıstığı, fındık, ceviz de kullanabilirsiniz veya bisküviyeyi un haline getirerek kenarlarını bisküviye de batırabilirsiniz. Evet, hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, kasede kalan fıstıkları da çikolatanın içine ekliyorum. Daha farklı bir tarifte kullanacağım. Evet, çikolatalar donunca ikrama hazırlıyorum. Çayın kahvenin yanında ikram edebileceğiniz harika bir atıştırmalık. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.